işimi de hallettim. Yukarıdan tencereyi çıkardım. Yayla çorbası yapacağım dedim ya. Ay, pırasalar neredeyse kızarmaya başlamış. Şimdi ne yapıyorum? Üzerine 2 kaşık pirinç ilave edeceğim. 2 kaşık. 2 servis kaşığı. Bakın şu kaşıkla beraber, şu kaşıkla 2 kaşık. Pırasalarım neredeyse kızarmaya başlamış. Az bir şey daha. Tamamdır. Çok böyle lapaç pirinçli istemiyorum. Çok koyu olmasın. Pirinçle beraber tekrar şöyle 2-3 kere daha kavuruyorum. Bayağı bir özleşmiş yani. Suyum da kaynadı. Bu arada çorba için tencerem bu. Çıkardım. Görebiliyorsunuz. Görebiliyor musunuz? Tencereyi göremiyorsunuz değil mi? Şöyle çevireyim size. Bakın. Burada. Çorba tenceremi de çıkardım. Yarısından biraz fazla su koydum. Suyun içine az bir şey de şimdi tuz atacağım. Pırasaya da tuz atacağım bu arada. Baharat koysam mı? Ekleyen mi acaba? Pul biber. Zaten nane koyacağım da pul biber de koyayım az bir şey. Az bir şey pul biber koyacağım. Çok biberli olmasın. Eşim de iyi yemiyor çok biberli. Aman elime biber gelene kadar bir türlü baharat geldi. İşte burada. Çok şükür bulduk biberi. 1,5 kaşık koyuyorum. 1,5 çay kaşığıyla. Bakın şu kaşıkla. Görebiliyor musunuz? Şu kaşıkla 1,5 kaşık pul biber koydum. Biraz yavaş karıştırmam lazım. Şimdi sıcak suyunu koyacağım. Üzerine gelene kadar az bir şey koyacağım. Çünkü pırasa kendi suyunu da verdi. Tamamdır. Altında ağrı alıyorum. Kaşığı içinden alacağım. Tuz koymadım, pardon. Tuzu unuttum. Tuzunu da alayım. Kaşık küçük olduğu için size fazla gelebilir. Çok küçük ve sığ bir kaşık. Tuzumu da ilave ettim. Şimdi ağzını güzelce kapatıp böyle hafif bir karıştırdıktan sonra altını kıstım. Kendi haline ne koyacaktım? Nane. Naneyi de unuttuk. Bakın nane burada. Çıkarmışım. İşte. Pırasanın olmazsa olmazı kuru nane. Çok güzel oluyor. Pırasaya çok yakıştırıyorum ben kuru naneyi. Tamamdır. Şimdi yeni evin alt üzerini kapatacağım. Kısık ateşte kendi haline pişmesi için bekleyeceğim. Bu kadar pırasa yemeği arkadaşlar. Biz böyle yapıyoruz. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Değişik tarifleriniz var mı? Eğer varsa değişik tarifleriniz bana da söyleyin. Yorumlara yazın. Biz pırasayı böyle de yapıyoruz diyeyim. Ben dibresini de yapıyorum pırasanın. İnce ince doğruyorum. Aynen böyle kavurup üzerine pirinç, bol baharat ve çektiriyorum. Yalnız doğraması değişik. Pırasa dibresi deriz biz. Böyle, bizim pırasamız böyle. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Bana tarif eder misiniz yorumlarda? Suyum kaynamış. Çorbamın suyu kaynamış. Şimdi ben çorbama pirincimi koyacağım. Bakın. Şöyle yakından göstereyim size. Şöyle 1 kaşık pirinç koyacağım. Az bir şey daha koyacağım. Tamamdır. Kaynayan suyun içine
tuz attım, pirinç attım. İkisi birlikte şimdi yayla çorbası yapıyoruz canlarım. Yayla çorbası, evet. Kimisi değişik söylüyor bunda, başka türlü şafak çorbası falan, adı değişik var yani. Şöyle güzelce çırpıyorum, bakın. Burada yoğurt var. Gördüğünüz gibi yoğurt. O küçük tencereye yeter. Ev yoğurdu. Kendim mayalıyorum bu yoğurdu bu arada. İyice çırptım. İçine ne koyuyorum? Bir tane yumurta. Yumurtam neredeydi? Ha, buradaymış. Yumurta buradaymış. Yanlışlıkla tarçını çıkarmışım buraya. Bir tane yumurtayı çırptığım yoğurdun üzerine kırıyorum. Bu arada neredeyse saat 12 oldu. İzzet gelebilir. Öğlenleri geliyor. Geliyor, yatıyor, kalkıyor, emekli. Dışarılarda iş gücü oluyor kendine göre. Şimdi yumurtayı çırpacağım. Yoğurtla yumurtayı ikisini bir çırpıyorum. Bu kadar yeterli. Çırptıktan sonra şimdi üzerine bir kaşık un, az bir şey, yemek yediğimiz o kaşıklar var ya, o kaşıkla şöyle az bir şey koyuyorum, göz kararı, çünkü çok koyu olmasın, pirinç de var içinde. Sadece yumurtayı toparlaması için koyuyorum unu. Yo, bir de çorbaya şöyle güzel kıvam verdiği için, bakın çırpıyorum böyle, görün, göremiyorsanız. Benim bu küçük çırpıcım da çok işime yarıyor. Bir tane sapı mısırlı olan var. O da plastik değil aslında. Plastik gibi görünüyor ama internetten aldım, ama nereden aldığımı şimdi çıkaramıyorum. İyice çırptım. Pirinçlerim de pişti. Yumuşadı. Pırasam da ağır ağır çekmeye başladı. Şimdi bu karışımı, pişen pirinçlerimi üzerinden gezdiriyorum böyle. Güzelce çırpıyorum yalnız. Yumurtanın topak topak olmaması için çorbaya unu koy, karışımı koyduğunuz zaman, bu yoğurtlu, yumurtalı, unlu karışımı koyduğunuz zaman böyle karıştırıyorum ben. Suyunu kararlı koydum ama pirinci koyunca pirinçten dolayı suyu çekmiş. Şimdi biraz daha su koyup katacağım. Yani içini çalkalamış olduğum kadar yoğurt yok bir şeyi var. Kalıntıları var. O kalıntıların üzerine su koydum. Üzerine ilave ettim. Ben bunu böyle çırpacağım şimdi. Çırpa çırpa kaynatacağım. Yoksa topak topak olur. Şimdi tereyağı, bu çorbanın olmazsa olmazı, asla zeytinyağıyla yapmam, çok güzel oluyor tereyağlı. Tereyağı böyle sos kabıma koydum. Tereyağı ne mi yapacağım? Yayla çorbasının üzerine. Tereyağı kızdıktan sonra üzerine nane ilave edip tereyağının üzerine yakacağım. Ondan sonra görüşürüz canlarım. Bu
Bu arada ondan sonra da 11. Çorbam kaynadı. Çorbam kaynadı. Yağım da kızdı. Bakın görebiliyor musunuz? Yağ iyice kızdı. Yağı kızdıktan sonra, tereyağım kızdıktan sonra üzerine 2 kaşık nane. Bugün hep naneden gidiyoruz. Pırasaya nane. Yayla çorbasına nane. Öyle oldu bugün maalesef. Hep naneden gittik. Şimdi ben şöyle hafifçe bir karıştırıyorum. Bakın çıtır çıtır ediyor. Altını kapattım. Duydunuz zilin sesini. Ve yarışma başladı. Bu kadar. Etle sıçrattım bu arada. Ocak bastı. Olsun silerim canım sağ olsun. Hiç iş yapmaktan kaçmam ben. Yeter ki canım sağ olsun. Ağrımsızın olmasın yeter ki. Değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar? Silerim. Yemeğimi yaptıktan sonra. Böyle. Bakın çok güzel oldu. Size yakından göstereceğim şimdi. Ama pırasa çorbam da pişse. İkisini beraber birlikte göstereceğim. Oo, çok güzel olmuş pırasam da. Müthiş. Harika. Şimdi çorbamın kapağını da kapatıyorum. Altına da kıstım. Şimdi bitti. Çorbam bitti. Pırasam da piştikten sonra sizlere göstereceğim. Arkadaşlar akşam Migros'a gittim dedim ya. Şu kahve yanı bardağını çok beğeniyorum ben. Görmüştüm internette falan arkadaşlar da. Kahvenin yanına koyuluyor kahve yanı bardağı. Çok da küçük değil, çok da büyük değil. 6 tane aldım. Kutunun içindeydi. Migros'ta satılıyor bu. Böyle. Bakın çok güzel. 6 tanesini 32'ye aldım. İzzet diyor ki sen diyor ne aldın diyor 32 liraya diyor. Çok pahalı bir şey zannetti. Dedim ki kahve yanı bardağı aldım dedim. Kız diyor o bardak diyor o kadar eder mi diyor. Küçücük bir şey diyor. 6 tane var içinde dedim ben de. Bunun aslında pembesi de olsaydı daha da iyi olacaktı ama yok pembesi yok. Nezillerde de sordum. Hep beyaz. Bakın güzel değil mi? Bakın bir de bunu aldım Migros'tan. Şekerlik böyle. Bakın güzel değil mi? 10 liraya aldım. Gayet de uygundu yani. Çok güzel. Bu arada zil çaldı. Kusura bakmayın. Zilim çalıyor.